25 Ağustos 2024. Burası Altı Parmak, Barhal Köyü ve Barhal Kilisesi'nin içerisindeyiz. Şimdi sizlerle beraber hem Barhal Kilisesi'nin tarihini hem de buraya kadar nasıl böyle dimdik ayakta geldiğini sizlere anlatacağız. Bir bilirkişi abimiz var burada. Bildiği kadar. Evet, merhaba. Merhaba efendim. Benim Öncelikle sizi tanıyalım. Mehmet Karahan. Mehmet Karahan. Böyle yakında komşu, işte buraya hemen bir 50-60 metre yakınında devamlı ikamet eden Bu da aynı zamanda sizin Karahan Pansiyon evet. olarak Altıparmak Hemen köyünde pansiyonunuz var, işletmecisiniz. 40 seneye yakında 40 hemen hemen. senedir burada işletmecisiniz aynı zamanda ve şimdi biz kiliseyi gezmeye geldik. Mustafa Kilise Yıldız, hoş geldiniz. çok kişi var merak eden. Elimizden geldiğince sık sık buraları göstermek, tanıtmak istiyoruz. Şimdi biraz önce sohbet ederken bir şey dediniz. Mesela ben öncelikle göstereyim burayı. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burası kilisenin camiye dönüştürülmüş hali. Yani şurada gördüğünüz gibi zaten kıble bu tarafta caminin yani şöyle kiliseyi şöyle uzunlamasına düşünün. Biraz sonra fotoğraflarını paylaşacağım. Şu anda cami olarak da kullanılıyor aynı zamanda. Biraz önce siz bir şey demiştiniz. Onu tekrarlarsak abi. Cami olarak Cami olarak, şey olarak hemen hemen 400 seneye yakın burası camidir yani. Yavuz Sultan Selim'den sonra buraya gönderilen binameyle cami olmuştur. Şey olarak, burası zaten bir manastır, kilise değil. evet. Burada cami olarak köylü sahip çıkmıştır. Mesela burada yakın komşular sahip çıkmıştır. Burası cami olarak devamlı şeydir, koruma altındadır. Ve hemen hemen 1600 seneye yakın da yaşı vardır. Yani Şimdi 1060 yıllık 1060 yıllık bir manastır, manastır, evet. Barhal Kilisesi. Barhal Manastırı, Barhal Kilisesi ile beraber bildiğiniz gibi İshan Kilisesi, daha evet. sonra Oşvan, Tekkale'de Öşvank, bir de Kafon. onlar hepsi aynı Dört mimari. kilise, dört Dört kilise, kilise. evet. Bunların hepsi aynı Aynı mimari, mimari. aynı zamanda yapılmış Ve kiliseler. bunlar biliyorsunuz Artvin'de en fazla tarih eser olarak da Evet. kaleler, şapellerle beraber hemen hemen Yusufiye'de bulunuyor Evet. diyebiliriz. Doğası da çok güzel. Altıparmak Evet. Köyü'nün, Barhal Köyü zaten doğasıyla Yusufiye'nin en önemli köylerinden birisi. Misafirler geldiği zaman mesela buranın anahtarını Anahtar yakın ben olduğum için bana şey yaptılar, bana gelen emanet ettiler. olursa Geldiğinde kapısını açıyorum. Ya, pansiyonda sizi bulduğu evet. zaman içerisini gezebilir. Bizi Tıpkı geziyor. bizim Evet. yaptığımız gibi şu anda. Evet hiç. İçerisini merak ederseniz eğer işte böyle Evet. gelip gezip görebiliyorsunuz. Evet. Burası restorasyon görmüş bir yer aynı zamanda değil mi? Restorasyon gördüm ve yine su akıtıyor ama restorasyon gördüğü iyi bir şey Restorasyondan sonra yapamadılar su gerçi. akıtan yerleri var. Sanırım buradaki bu halının olmuş Bu olduğu halı, yer. şu çevre, bütün yani hemen hemen her tarafından su akıyor yani yağdığı Burası da zaman. şu anda yağmur yağdığı zaman restorasyondan sonra yine su alan bir yer. Yani Ama damla damla yani böyle çok fazla değil yok, sanırım. bayağı da su akan yerler de var. Şurası çürüdü yani. Daha Değil mi? altyapı, Şu yani şu halıların evet. kaldırılması o yüzden o zaman. Evet. Çünkü burası Devamlı akıyor, çürüdü yani. Damla olarak da değil, fazla şöyle akıyor. yukarıya doğru sizlere gösterdiğimde mimari zaten diğer manastırlarda, kiliselerde olduğu gibi Evet, aynı. hepsi birbirine benziyor. Buranın taş ustaları muhtemelen kim tarafından yapılmıştır? Tahmini olarak bilirseniz Tabir eğer. olarak ustalar Ermeni ustalar. Burada Türkler, Gürcüler hepsi beraber yaşamış. Rumlar yani hep bu insan yani bu bölgedeki halk Elden hep ele beraber. geçmiş o zaman Evet. sırasıyla Yok hiç hangisi elde gelmiş ama beraber de yaşanmışlar. Çünkü beraber yaşarken şu dışarıdaki arma, Tazinan arma, Selçuklu Selçuklu arması. arması. Selçuklu arması yani. Burada insanlar hep beraber yaşamışlar, beraber tükenmişler yani dağılıp Evet. gitmişler. Şimdi şöyle sizlere etrafını bir kez daha göstereyim. Şu kubbelerin hepsinin biraz önce Bu şurası bayan kadın kadınlar dediniz. için, burası Kadınlar erkekler için. için. Nasıl mesela kadınlar Nikah. için? Nikah kıyma kadınları. Bu etrafta halkın huzurunda karı koca ilan ediyor papaz buradaki. Burada mı? Evet oraya giriyor kadın. Kadın Erkek de bu buraya giriyor. tarafta. Erkek de bu tarafta. Erkek de bu tarafa giriyor ve burada Evet. nikah kıyılıyor. Nikah kıyılıyor. Karı koca ilan ediyorlar halkın huzurunda. Şöyle, buradaki papazın mahiyetindeki yani yüksek kademedeki insanlar Evet. burası bu yüksekteki. Buradakiler de halk yani. Halk bizim olduğumuz yerde. Biz yine halk olarak buradayız. Burası dönemin üst Onun seviyesi şey olarak gördüğümüz yöneticilerini. yönetimcilerin olmuş olduğu yer. Evet. Ve nikah olarak şöyle. Burada bir erkek, burada bir kadın duyarak
Burada, yukarısı da müzik siyenler yeri zaten şey yapında. Şurası da orada bir bölme var bu arası. Işte ne varsa piyano, evet. O zamanki şartlarda. Şimdi burası peki. Daha önce de çift girişli miymiş yoksa sonradan mı açılmış? Yok, bu üç tane kapısı var. Üç tane kapısı var. Kapısı giriş var. Kapısının birisi kuzeyden, burada. Güneyden, batıdan. Batıdan ve kuzey, güneyden olmak üzere üç ayrı kapısı var. Evet, üç ayrı kapısı var. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil efendim. Gerçekten çok güzel bilgiler edindik. Her geldiğimizde de buraya çekilme odaları da oralar. Orada ha, keşişlerin. Keşişlerin inzivaya çekilme odaları, şu köşelerdeki bu, odalar. Bu odalar keşişlerin inzivaya çekildiği odalar. Evet. Su mesela etsiz, yağsız ve yedi kendilerinin şey olarak inzivaya çektikleri yer. 40 gün 50 gün periz yaptıkları yer. 40 gün 50 gün burada kendilerini periz yaptıkları odalar bunlar. Evet. Orada kalıyorlar. Şöyle içeriye doğru orada gidersek, orayı bir kez daha sizlere buradan göstereyim. Tabii. Şurası. Evet. Bakın şöyle burası. Bu yukarısı. İçeriden bir merdiven mi varmış acaba? Yok. Belki merdiven buradan da olabilir. Şuradan. Şöyle buradan girişi var. Buradan girişi var. Zannederim oradaki o zamanki şartlarda, bu telefonumu almadım yanında, ışığı yok. Evet. Buradan giriyor, orada inzivaya çekiliyor. Geri dönüşler, yani günahlarından arınmış, anadan doğmuş gibi tekrar geri çıkıyor herhalde ki buradan. Buradan zaman içeriye doğru, yukarıya çıkıyor. Arındıktan sonra anadan doğmuş gibi, aynı günahlarından, yani bütün arınmış aynı bir şekilde. Evet, bu kapıdan da aynı. Bir daha geriye doğru. Bizim çilehanlar da daha alçak olur şey giriş, burada yüksek. Evet. Şöyle sütunları görüyorsunuz, hepsi halen daha bu kadar yıl sonra ayaktalar. Barhaut Kilisesi bölgedeki gerçekten önemli stratejik manastır kiliselerden birisi. Gelip gördüğünüz zaman işte burayı canlı gözle gerçekten daha net bir şekilde, daha güzel bir şekilde görme imkanı sağlıyor. İşte Barhaut'taydık bugün. Bizlere burayı tarihini de görünürde yazılış tarihini. Şöyle dışarıya doğru çıkacak olursa. Evet, dışarıda yapılış tarihi var. Yapılış tarihini de sizlere gösterelim. Bu üstteki müzisyenlerin yeri buradan, kapısı. Buradan. Evet, üst taraftan. Ahşap kapı. Burada ahşap merdivenle çıkıyor buradan. Buradan ahşap merdivenle buraya. Evet. Çıkıyor. Üst kata çıkış oradan. Şöyle dışarıya doğru çıktığımızda. Evet. Tarihi var. Burada yapılış tarihi. Bu pencerenin yelpazesi bizim baktığımızda sağ tarafında. Onlar o tarafta, sol tarafta. Bak, onun bakışı. Bizim baktığımızda sağ tarafta resim bastı. Şey var, kabartma var, resim var. Şöyle gösterelim. Şu anda 964. Görebiliyorsunuz. 964 yaptı. Yapılış tarihi. Bitişi herhalde bitirmişti o zaman. Bu tarihte. Barhaut Kilisesi'ndeyiz ve şöyle. Burası aşhanesi. Aşhanesi burası. Burada talebe yetiştiriyor. Burası aşhanesi. Yani burada. Burası da, bu tarafı da eskiden buradan okuldur. Buradan burada yine, mesela şurada kabartmalar var. Evet. Mesela aslan. Burada aslan kabartması aslan var. Kabartması şöyle var. Gördüğümüz gibi. Şu Selçuklu arması kazımışlar. Bu mu? O Selçuklu arması, kazınan arma. Bu Selçuklu. Evet. Kabartması, arması. Yan taraftaki bina buraya dahil mi? Buraya dahil. Burası da bu, buradan ilerisi. Şu duvardan ilerisi buraya dahil. Evet. Galiba ki buranın yemek yedikleri yer. Yemek yenilen yer de bu taraf. Yemek yedikleri yer. Kiliseyle aynı olan bir mimari burası aynı da. Aynı. Burası bir kat olarak yemek yedikleri yer. Şimdi Barhaut Kilisesi'ndeydik. İçiyle dışıyla sizlere tanıtmaya çalıştık. Gördüğünüz daha gibi. Daha resimlerde göstereceğim. Başka resimler. Şimdi şöyle içeriye doğru gittiğimizde. Yok. İçeride değil. Dışarı tarafta başka resimler göstereceğim. Yine resimler var. Onları da sizlere göstermeye çalışalım. Evet. Kapımızı kilitledik. Anahtarımız Mustafa abimizde. Evet. Karahan Pansiyon hemen. Evet. Kilisenin sağ tarafına doğru döndüğünüz zaman orada görebiliyorsunuz. Burada aslan ve yaban keçisi. Aslan ve yaban keçisi arması şurada görebiliyorsunuz kabartmayı. Evet.
Sol tarafta kamera açısındaki aslan, sağ Giron'la taraftaki. Orada bir ufak bir yer var, çekebilirsin. Avcıyla şey, yaban gecisinde avcının şey ama çizilge. Yan tarafta. Çekebilirsen çek. Şey şurada yap. Bir arma var. Burada evet, da bir arma var. Buradaki bir arma var. Haç şeklinde. Burada haç şeklinde. Evet. Yarım devrik haç şeklinde. Şu anda kilisenin dışındayız ve kilisenin dışından sizler için içeride görmüş olduğumuz etkileyici manzaranın dışında da nasıl bir güzel manzara var. İşte zaten şöyle etrafı da göstereyim. Bakın Altıparmak köyündeki vadi işte böyle yemyeşil her yer. Burada şeyde kilisede ayrım yok. Protestan, Ortodoks hep beraber yaşamışlar. Burada iki tane hac var. Burada da aynı. Burada da yine aynı şekilde haç işaretlerini, kabartmalarını görebiliyoruz. Yukarıda yine bir arma var. Yukarıda bir arma var. Bunlara hiç dokunulmadı tabii restorasyon yapılırken. Yok, var zaten şey. Burada yazılar var da kumlamayla sildikleri için yazılar silindi. O bellidir yani. Kumlamayla sildiler, yanlış oldu. Yazılar silindi. Restorasyon arma sırasında da ölümsüzlük mı? Armasıdır. Güneş arması yukarıdaki. Ne armasıdır o? Ölümsüzlük armasıdır yukarıda. Ölümsüzlük arması bu. Evet. Şöyle güneş. Kilisenin hemen üzerindeki bu kuzey cephesi mi? Şey, burası doğu. Doğu cephesinde böyle bir ölümsüzlük. Üzerindeki işlemeci şey var. Arması ve gördüğünüz gibi işlemeleri. Ve burada da aynı yine. Haç ve yıldız şeyi. Bunların tabii hepsinin birer anlamı var. Tabii. Bu tarafta şu pencerenin üzerinde de yayla bir geçi yapıyor. Yukarıda yine çizelge. Şöyle burada belli oluyor şu anda kamerada. Bakın sağ tarafa doğru şöyle göstereyim. Bakın evet. Burada şuradaki kafa tarafı daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yay ve keçi o dönemden beri avcılığın da simgesi. Bu tarafta da pencerede içerideki şeyin pencerenin köşesindeki armanın aynısı. Bak yukarıki pencerede. Evet. Orada da aynı işlemi görebiliyoruz. Kilisenin şu anda hangi cephesindeyiz? Şimdi güney yaşıyor. Kuzey cephesinde. Kuzey cephesindeyiz. Şu andaki kuzey cephesindeyiz. Aynı işlemeler yine devam ediyor. Bütün camlardaki, üzerindeki şeyler. Evet. Motifler. Şurada da yine bakın. Yine bir hayvan figürü var sanırım. Burada aslan. Yine aynı şekilde. Aslan figürü. Ve o ve taraftaki şey yine aynı. Onun üstünde de yine var. Yukarıda uzun şey salkımı var. Yani burada olan ve canlılar ve şey. Burada yaşanan, vadide yaşananları evet. Aynı zamanda simgeler gibi evet. Aslan, buradaki de dağ şey, keçisi olsun, güvercin ve meyve sebze falan armaları da var. Güneş evet. Arması, haç dediği gibi herkes hemen hemen o dönemde birer simge olarak işte şöyle gördüğünüz gibi. Restorasyon yapılmış Barhalp Kilisesi'nin son hali. Böyle sizlere drone çekimiyle ve yerden aldığımız bilgilerle çok güzel bir şekilde buranın hem tanıtımında hem de geldiğinizde nasıl ulaşabilirsiniz bu kiliseye ve içerisini gezmek isterseniz işte Mustafa abimiz burada. Arka tarafında koruma duvarı. Bu taşları da göstereyim ki hemen hemen bir buçuk tonun şeyindeki taşlar yani ufak değil. Bunlar taşlar kilisenin gerçi, yani o zaman yapılırken yapılmış olan orijinal taşlar. Orijinal taşlar. Koruma duvarı burası. Evet, burası köylü yaptı. Burası yıkılan. Yukarısında sonra onların da bir şey yaptı. Bir uyduruk bir şey yaptı. Üst taraftaki. Öyle bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi burası koruma duvarı kilisenin. Barhalp Kilisesi'ndeydik. Buradaki güvenlik kamerası var. Güvenlik kameraları aktif mi acaba? Yok şu anda aktif ama demeyelim hocam aktif. Aktif olarak şu anda takipte ediliyor evet. Burası kilisede. Mustafa abi burada Karahan Pansiyon olarak işletmeci. Şöyle gösterecek olursak bakın bu güzergahta hemen şurada üst tarafta 50-60 metre kadar uzakta kilisenin. Orada görebilirsiniz. Mustafa evet. Abi. Bu taşları aynen. Bu taşlar da yine aynı şekilde burada koruma duvarı olarak yani taş diyorsak da böyle bir yani küçük bir taş olarak anlamıyor. Görüyorsunuz değil mi taşı?
Yani yerden ne İki kadar metre yüksek? boyunda. 2 metre uzunluğunda bir taş. Yukarıda da aynı şekilde. Nasıl bir kuvvetle oraya çıkartılıp konulmuşsa artık. Mustafa abi, eklemek istediğin bir şey? Mehmet. Mehmet. Mehmet abi. Bir şey yok işte. Devam Teşekkür ediyoruz aynen. ediyoruz. Biz Ağzına teşekkür, sağlık. buraya kadar geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık. Hoş sefa Teşekkür ederiz. geldiniz. Tekrar. Eyvallah. Bugün Barağa Kilisesi'ndeydik. Güzel bir drone çekimi ve iç çekimlerle beraber yine sizlere buraları aktarmaya çalıştık. Efendim. Umarım izlediğiniz, Şey, takip ettiğiniz, ilgi o taraf. duyduğunuz bir video olacaktır. Bu. Kendinize iyi bakın. Takip Ha etmeyi, şey, yorum yapmayı unutmayın. yayla avcı.